ve قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودن ابنه ساره tilke emane yuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadikin ey ehli kitap yahudi ve hristiyanlardan başkası cennete giremeyecek dediler ehli kitap yahudi ve hristiyanlardan başkası cennete giremeyecek dediler bu onların bir kuruntusudur ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete giremeyecek, dedi. Bu onların bir kuruntusudur. De ki iddianızda haklıysanız delilinizi getirin. Ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete giremeyecek dediler. Bu ilahi beyan iki yorum açıktır. Birincisi bu iddiayı her iki de ileri sürmüş olabilir. Yahudiler ve Hristiyanlar her ikisi de ileri sürmüş olabilir. Amaçları insanlara kendi aralarında uyum içinde bulundukları görünümünü vermek ve bu yolla dinlerine ilgi çekip kişileri İslamiyet'ten soğutmaktı. Fakat gerçekte onlar anlaşmazlık ve düşmanlık atmosferi içinde bulunuyorlardı. Diye bir ihtimalde sözü edilen iddiayı her bir zümrenin anlaşma içinde değil ayrı ayrı ortaya atmış olmasıdır. Bunun delili de Yahudiler Hristiyanlar isabetli bir yolda değildir dediler. Hristiyanlar da Yahudiler isabetli bir yolda değildir dediler. Mealindeki ayeti kerimedir. Bu ilahi beyan iddianın iki grubun anlaşmasıyla değil herhangi bir muvafakat ve izin söz konusu olmadan her birinin ileri sürdüğü bir iddia konumunda bulunduğunu kanıtlamaktadır. Ayet-i Kerime'de kendilerinden başkasının cennete girmeyeceğini söyleyen kimseye iddiasını kanıtlayacak delil getirme mecburiyetine temas edilmektedir. Çünkü bahis konusu zümreler Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek demek suretiyle başkasının oraya girmeyeceğini söylemiş. Bunun üzerine iddianızda haklıysanız sizden başkasının cennete girmeyeceğine dair delillerinizi getirilmek suretiyle kesin kanıt getirmeleri istenmiştir. Eğer denilirse ki Yahudi ve Hristiyanlar başkalarının cennete girme ihtimalini ortadan kaldırırken kendilerinin gireceğini iddia etme konumuna gelmiş oldular. Bu bakımdan onlardan reddettikleri değil iddiada bulundukları meselede delil istenmiş olması gerekir. Başkalarının giremeyeceği değil kendilerinin gireceği kesinliği konusunda delil istenmiş olması gerekir. Buna şöyle cevap verilir. Hayır. Tartışmanın buna hiç ihtimali yoktur. Çünkü onlar kendilerinin cennete gireceğini açıkça belirtmemiş. Sadece başkalarının girişini reddetmiştir. Eğer kitap Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete giremeyecek dediler. İddialar bu. Başkaları giremeyecek. Tartışmanın bunun dışında anlaşılması ihtimal yoktur. Çünkü onlar kendilerinin cennete gireceğini açıkça belirtmemiş. Sadece başkalarının girişini reddetmiştir. Bu şu eve falan falan da başkası girmez diyen adamın ifadesine benzer. Bu sözün kapsamında bahis konusu eve falan falan girer şeklinde bir muhteva yoktur. Burada sadece başkalarının girişinin reddedilmesi mevcuttur. Olsa olsa şöyle diyebilirsin. Yahudi ve Hristiyanlar başkalarının cennete girmeyeceğini açık olarak söylemiş. Kendilerinin gireceğini ise istidlale dayanarak ileri sürmüşlerdir. Bu durumda onların istidlali kanaatleri için değil, açık iddialar için delil istenir. Görmez misin ki aziz ve celil olan Allah'ın gerçek dışı beyanlarını ortaya koymak ve iddialarını geçer sıkılmak bağlamında verdiği cevap, kendilerinden başkasının cennete girmesini reddedişlerine yönelik olmuştur. Hayır, kim olursa olsun kamil bir mü'min olarak bütün varlığını Allah'a teslim eden kimse cennete gelecektir. Ayeti Yine Resulullah'tan şahitsiz nikah olmaz diye rivayet edilen hadise dikkat etmez misin? Bu ifadede şahit bulunduğu takdirde şahitsiz nikah olmaz. Bu ifadede şahit bulunduğu takdirde başka bir şeye gerek kalmaksızın nikahın geçerliliği biçiminde bir hüküm yoktur. Sadece şahit olmaksızın nikahın olmayacağının açıkça belirtilmesi söz konusudur. Düşün ki şahitsiz nikah olmaz diyen birine neden şahit olmaksızın nikah caiz değildir dedin diye sorulmaz. Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete giremez mealindeki beyan da bunun gibi olup bu ifadede onların cennete gireceğinin açık ispatı bulunmamakta sadece başkalarının girmeyeceğinin açık iddiası yer almaktadır. Kısmı delil ispat diye etiketleyebiliriz. Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete giremez. Mealindeki beyan bunun gibi olup onların cennete gireceğinin açık ispatı bulunmamakta. Sadece başkalarının girmeyeceğinin açık iddiası yer almaktadır. Ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. Peki iddianızda haklıysanız delillerinizi getirin. Bela men esleme ve şehu lillahi muhsinun ecruhu rabbihi ve la ve la yahzenun. Hayır, kamil bir mümin olarak bütün varlığını Allah'a teslim eden kimse için Rabbinin nezdinde mükafat vardır. Böyleleri ne korkacak ne de üzüleceklerdir. Kamil bir mümin olarak. Muhsin aşılığı gibi. Bütün varlığını Allah'a teslim eden kimse için Rabbinin nezdinde mükafat vardır. Muhsin olarak Allah'a yönelen kimse için mükafat vardır. Böylelerine korkacak ne de üzüleceklerdir. Hayır. Kamil bir mümin olarak bütün varlığını Allah'a teslim eden kimse Biraz önce bu ilahi beyanın Yahudi ve Hristiyanlara cevap niteliği taşıdığını ve onların Allah hakkında hüküm verişlerine eleştiri yöneltildiğini belirtmiştik. Şöyle, hayır, cennete girer, kamil bir mümin olarak bütün varlığını Allah'a teslim eden kimse. Veçhini Allah'a teslim eden kimse. Denildi ki inancını ve amelini Allah'a özgü kılan kimse. ve denildi ki inancını ve amelini Allah'a özgün kılan kimse veya kendini Allah'a teslim eden kimse. Vecih yani yüz organı zikredilerek zatın kastedilmesi mümkündür. Onun zatı hariç her şey yok olmaya mahkumdur. Mealindeki beyanda olduğu gibi. Yani o hariç her şey yok olmaya mahkumdur. Vecih, zikri, yüz organ zikredilerek zatın kendisi kastedilmesi mümkündür. Onun zatı hariç, o hariç. Şöyle de denilmiştir. Esleme yani işini dinine havale edip samimi davranan. Bu manalar birbirine yakındır. Kendini Allah'a teslim eden yani kulluğun bilincini taşımakla kendini Allah'a teslim eden yani kulluğunun bilincini taşımakla Allah çekişip duran bir ortağın sahip olduğu bir adam ile yalnız bir kişiye bağlı ve ait olan selemi adamı misal verir. Allah çekişip duran birçok ortağın sahip olduğu bir adam mesela köle ile yalnız bir kişiye bağlı ve ait olan adamı misal verir. Beyanında olduğu gibi İslam kelimesinin anlamı da budur. Varlığını Allah'a özgü kılıp ne mabut kabul etme ne de ibadet etme açısından kimseyi ortak koşmama. İslam anlamı da budur. Varlığını Allah'a özgü kılıp ne mabut kabul etme ne de ibadet etme açısından kimseye ortak koşmaman. Onun için Rabbinin nezdinde mükafat vardır. Böylelerine korkacak ne üzülecektir. Bu kısmın manasını daha önce açıklamıştık. Kısmın hepsini etiketleyelim. İslam, Müslim, teslim şeklinde bir de aynı kısmı Veci. Veci'yi de işaretlemiş olduk. Yani yüz kastedilerek zaten kendisi anlaşılır. Ve qaletil yehudu leysetil nesara ala şey. Ve qaletil nesara leysetil yehudu ala şey. Ve hüm yetlunen kitabe keda qalellezine la ya'lemun mitla kavlihim Allahu yahkum beynehum yevmen kıyameti fi ma kanu fihi ihtilafun Yahudiler Hristiyanlar isabetli bir yolda değildir dedi. Hristiyanlar da Yahudiler isabetli bir yolda değildir dediler. Oysa ki her iki zümre de ilahi kitabı okumaktadır. Kitabı bilmeyenler de onların sözlerine benzer şeyler söylemişlerdir. Allah anlaşmazlığa düştükleri hususlarda kıyamet günü hükmünü verecektir. Yahudiler, Hristiyanlar isabetli bir yolda değildir dediler. Hristiyanlar da Yahudiler isabetli bir yolda değildir dediler. Oysa ki her iki de ilahi kitap okumaktadır. Eğer denilirse ki Cenab-ı Hak Yahudi ve Hristiyanlara bu sözlerinden dolayı neden kınamaya muhatap kılmıştır? Oysa ki o diğer bir ayette Nebisine şöyle demesini emretmiştir. De ki ey kitap ehli Tevrat'ın, İncil'in ve Rabbinizden size indirilen vahiylerin gereklerini yerine getirmedikçe isabetli yolu takip etmiş olamazsınız. Buna şöyle cevap verilir. Allah Teala Nebisine onlara Tevrat'ın gereklerini yerine getirmedikleri takdirde isabetli bir yol izlemiş olamayacaklarını söylemesini emretmiştir. Allah Teala Nebisine sallallahu aleyhi ve sellem onlara Tevrat'ın getirdiklerini yerine getirmedikleri takdirde isabetli bir yol izlemiş olmayacaklarını söylemesini emretmiştir. Ama kendileri Tevrat'ın muhtevasını uyguladıkları takdirde ki orada İslamiyet'i benimseme ve Allah elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyma emri vardır. Nazarı itibara alınacak bir yolda bulunurlar. Bu ilahi kelamın anlamı nihai gerçeği bilir. Allah'tır Cenab-ı Hakk'ın Yahudi ve Hristiyanlara şöyle hitap etmiş olmasıdır. O sözü nasıl söyleyebilirsiniz? O sözü nasıl söyleyebilirsiniz? Oysa ki elinizde iyi düşünüp araştırdığınız takdirde gerçeği açıklayan, hak ile batılı birbirinden ayıran ve aranızdaki anlaşmazlığı ortadan kaldıran bir kitap vardır. Kendileri Tevrat'ın muhtevasına uydukları takdirde ki orada Tevrat'ta İslamiyet'i benimseme, Allah'a teslim olma ve Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyma emri vardır. Devam etmeden burasını işaretleyip geçelim. Burada şöyle bir fikir yürütmek de mümkündür. Yahudi ile Hristiyan zümrelerden her biri diğeri için isabetli yol izlemediğini söylemiş. Cenab-ı Hak da gerçek dışı beyanlarını ortaya koymak ve kendilerine cevap vermek üzere hayır, Allah'a teslim olan kimse isabetli yoldadır buyurmuştur. Çünkü atalarından bu olumlu davranışı sergileyenler vardı. Atalarından Allah'a teslim olan, isabetli olan vardı. Bu olumlu davranışı sergilemişlerdi. Diğer bir yorum da şöyle olabilir. Yahudi ve Hristiyanlar kendi iddialarını dile getirip Allah hakkında uluhiyet makamına layık olmayan şeyler söylerken isabetli bir yolda değillerdir. Buna mukabil iki zümre ile sürdükleri iddialarla birbirini nakli yaranlarken isabetli bir yol izliyorlardı. Şöyle de denilmiştir. Yahudiler Hristiyanlar din açısından isabetli bir yolda değildir demek suretiyle ne duruyorsun? Muhammed bizim dinimize uy. Görüyorsun ki Hristiyanlar isabetli yolda değildir demek istemiş. Hristiyanlar da Yahudilere karşı aynı iddiayı ileri sürmüş ve aynı tavrı takılmıştır. İslam kelimesinin mahiyeti hakkında farklı fikirler öne sürülerek İslam boyun eğiş ve teslimiyettir. İslam davranışlar yoluyla samimiyetini ortaya koymaktır denilmiştir. İslam boyun eğiştir, teslimiyettir. İslam davranışlar yoluyla samimiyeti ortaya koymaktır denilmiştir. İslam bütün varlığını Allah'a teslim etmek yahut da bütünüyle inancını Allah'a özgü kılıp bunda ortak kabul etmemektir. Şu iki görüş aktarlan görüşler. Şu üçüncü görüş Maturid'in tercih ettiği İslam bütün varlığını Allah'a teslim etmek yahut da bütünüyle inancını Allah'a özgü kılıp bunda ortak kabul etmemektir. Kitabı bilmeyenler de onların sözlerine benzer sözler söylemişlerdi. Denildi ki bilmeyenler, kitabı olmayanlar demektir ki maksat Arap müşrikleridir. Yahudiler Hristiyanlar isabetli yolda değildir dedi. Hristiyanlar Yahudiler isabetli yolda değildir dedi. Oysa ki her iki üzümle de ilahi kitabı okumaktadır. Kitabı bilmeyenler de onların sözlerine benzer sö sözler söylemişlerdi. Bizim atalarımız doğru yoldadır diye. Kitabı bilmeyenlerden kasıt müşrik Araplardı. Maksat müşrik Araplardı. Yine denildi ki bilmeyenler Kur'an ve kitap okuyamayan ve muhtevasına nüfuz edemeyenler olup bunlar cahil kesimi teşkil eder. Aziz ve celil olan Allah İslam'ı benimsemeyenlerin bilenleri ile bilmeyenlerini eşit durumda beyan etmiştir. Allah İslam'ı benimsemeyenlerin bilenleri ile bilmeyenlerini eşit durumda beyan etmiştir. Ehli kitap yahudilerle bilmeyenleri çünkü içlerinden bilenler ilimlerinden faydalanmamak suretiyle hiçbir şey bilmeyenin durumuna düşmüştür. Allah İslam'ı benimsemeyenlerin, bilenleri ile bilmeyenlerini eşit durumda beyan etmiştir. Çünkü içlerinden bilenler ilimlerinden faydalanmamak suretiyle hiçbir şey bilmeyenin durumuna düşmüştür. Biz bu konuyu daha önce sağır dilsiz ve kör olanlar mealindeki ilahi beyanın tefsirinde anlatmış. Aziz ve celil olan Allah'ın lütfettiği ayet, mucize ve diğer vasıtalardan yararlanmadıkları için onları bu sıfatlarla nitelediğini belirtmiştik. Allah anlaşmazlığa düştükleri hususlarda kıyamet günü hükmünü verecektir. Azap hükmünü çünkü onlar kendi aralarında bile bile ayrılığa düşmüş ve Allah hakkında uluhiyet makamına layık düşmeyen sözler söylemişlerdir. Allah'ın oğlu gibi. Allah Teala zarimlerin uydurduğu yakışsız sözlerden yüce, pek yücedir. Femen mimmen mena Allahi en yuzkera fi ve saafi harabiha en illa khaifin dunya hizyun fil ahireti azabun azim Allah'ın mescit ve mabetlerinde adının anılmasını engelleyen ve harap olmalarına gayret gösterenlerden daha zalim kim olabilir? Böyleleri o mekanlara ancak korka korka gelebilirler. Onlar için dünyada zillet, ahirette de büyük bir azap vardır. Daha zalim kim olabilir? Buyurur ki: Allah'ın mescit ve mabetlerinde adının anılmasını engelleyenden, kendisine zulmedip itibarını düşürmekte daha ileri giden biri yoktur. mesaj i Allah farklı yaklaşım yapılarak denildi ki: Allah'ın mescit ve mabetleri yer küresinin tamamıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzü ibadet yeri ve temiz kılınmıştır. Hadisinin de belirttiği gibi arzın tamamı ibadete elverişlidir. Ayette işaret edildiği üzere küfür ehli Müslümanları Allah'ın mescitlerinde adını anmalarına ve dini etkinlikleri yapmalarına engel olmuşlardır. Ve harap olmalarına gayret gösteren bu yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışırlar. Mihalindeki ilahi beyana benzemektedir. Böyleleri o mekanlara ancak korkarak girebilirler. Yani Müslümanların ülkelerine ve şehirlerine ancak korka korka veya antlaşma ile girdikleri gibi. Nitekim Yahudiler nerede bulunurlarsa bulunsunlar Allah'ın ahdine ve Müslümanların himayesine girmedikçe üzerlerine zillet damgası vurulmuştur. Yahudiler nerede bulunursa bulunsunlar Allah'ın ahdine ve Müslümanların himayesine girmedikçe üzerlerine zillet damgası vurulmuştur. Mü'alindeki ayet aynı hususa işaret eder. Bu ayetteki habl kelimesi ahit demektir. Böyleleri o mekanlara ancak korka korka girebilirler. Beyanının bir yorumu da şöyledir. Allah'ın üzerlerindeki hakkı ve kendilerinin onu yüceltme görevi varken Onların mescitlere girmesi ancak korku ve saygıyla olmalıdır. Çünkü mabetler Allah'a ibadet etmek için edinilen ve onları saygın gösterme amacıyla ona nispet edilen mekanlardır. Oysa ki onlar mabetlere tahrip amacı gütmek ve cemaatlerin Allah'a yönelik ibadetlerini engellemek üzere girmişlerdir. Mesacidullah tabirinin mescidi haram olabileceği de söylenmiştir. Şöyle ki müşrikler Hz. Peygamberin ve ashabının mescidi harama girmelerine engel olmuş. Onlar da geri dönmeye mecbur kalmıştı. Daha sonra aziz ve celil olan Allah Mekke'nin fethini müyesser kılmış. Bu defada müşrikler korkarak girer hale gelmiştir. Ey iman edenler şundan emin olun ki müşrikler manevi kirliliğe bulanmış kimselerdir. O sebeple bu yıldan sonra mescidi harama yaklaşmasınlar mealindeki ilahi beyan konuya açıklık getirmektedir. Bir de şöyle denilmiştir. Allah Mesacidullah terkibi ile Beytül Makdis'i kastetmiştir. Nakledildiğine göre Hristiyanlar Mecusilerin lideri olan Buhtun Nasrı'dan Yahudilere karşı yardım istemiş. Giriştikleri saldırılarda mabetleri tahrip edip hak dine mensup olanları öldürmüşlerdi. Daha sonra hak mensupları ile mabetler inşa etmişti. Ancak Hristiyanlığa mensup olanlar bu mabetlere korkarak ve gizlice girebiliyorlardı. Onlar için dünyada zillet vardır. Derindeki ayetin bu kısmında yer alan fiz kelimesi cizye yahut savaş anlamına gelir. Ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar için dünyada cizye veya boyun eğmek vardır. Ahirette de büyük bir azap vardır velillahil Meşriku vel mağribu ma fe eyneme tuvelu fetemme veşallah innallaha vasîun alîm Doğu da Allah'ındır, batıda. Nereye dönerseniz Allah'a ibadet yönü orasıdır. Allah rahmeti geniş olan ve her şeyi bilendir. Doğu da Allah'ındır, batıda. Nereye dönerseniz Allah'a ibadet yönü orasıdır. Denildi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından oluşan bir grup sefere çıkmışlardı. Bu kıblenin Kabe'ye çevrilmesinden önceydi. Namaz vakti gelmiş ancak kıblenin yönünü belirlemede kesin sonuca kavuşamayacak, kavuşamayarak şahsi tahminlerde bulunmuşlardı. Neticede kimi doğuya, kimi batıya yönelerek kılmış, farklı yönlere yönelmişlerdi. Bu durumla karşılaşan sahabiler, bilahire Resulullah'ın huzuruna çıkarak meseleyi arz etmişlerdi. İşte bunun üzerine nereye dönerseniz Allah'a ibadet yönü orasıdır. Mealindeki ayet nazil olmuştur. Ayetin bu kısmı ve nüzul sebebi Şafii'nin kıbleye isabet ederek kılmışsa namazı caizdir, değilse caiz değildir şeklindeki kanaatini çürütmektedir. Burasını bir işaretleyip öyle devam edelim. İmam Şafii'nin kıbleye isabet ederek kılınmışsa namazı caizdir, değilse caiz değildir şeklindeki kanaatini bu ayet çürütmektedir. Ayette şu taraf değil de bu taraf diye bir belirlemede bulunmayıp sadece doğuda, batıda zikredilmiştir. Hadiste de doğuda, batıdan söz edilmiştir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Doğu ile batı arası kıbledir. Şafii'nin görüşü biraz sonra zikredeceğim ayetin zahirine bağlı kalmıştır. Bizim söylediklerimiz kıblenin net bir şekilde belirlenemeyip şahsi tahminin yapıldığı duruma aittir. Normal hallerde ise kıble nerede olursanız olun yüzünüzü mescidi harama çevirin ilahi emrine bağlıdır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre doğu da Allah'ındır, batı da meali ile başlayan ayet yolculuk halindeki nafile namazlar hakkında nazil olmuştur. Ancak bize göre biraz önce değindiğimiz üzere bütün namazlar için geçerlidir. Allah'ın vecihi oradadır. Doğu da Allah'ındır, batı da nereye dönerseniz Allah'a ibadet yönü orasıdır. Allah'ın rahmeti geniş olan ve her şey kuşutandır. ve veçhullah nereye dönerseniz Allah'a ibadet yönü orasıdır. Allah'ın vecihi oradadır. Bu beyan hakkında çeşitli görüşler belirtilmiştir. Allah'ın vecihi oradadır. Yani istediğiniz rızası oradadır veya Allah'ın kıblesi orasıdır. Allah'ın vecihi oradadır. Allah oradadır. Bu yorum daha önce temas ettiğimiz üzere zat kelimesi kastedilerek vecih kelimesinin kullanılabileceğine ilişkin yönteme bağlıdır. Yani vecih yüz kullanılarak zat kastedilebilir daha önce yukarıdaki geçen yönteme bağlıdır. Yani Allah onlardan ayrı ve uzak değildir. Bunlardan başka Allah'ın rızası oradadır. Allah'ın rızasına vesile edindiğiniz şey oradadır. Manası da verilmiştir. Şöyle de denilmiştir. Sizi oraya yöneltenin vecihi kendinizden yanlış bir davranışta bulunmadığı takdirde oradadır. Tıpkı Resulullah oruçlu iken unutarak yiyen kimseye hitaben seni Allah yedirmiş içirmiştir buyurması gibi. Bir de şu yorum yapılmıştır. Namazı eda etmekle hedeflediğiniz Allah'ın veçhi ve rızasına ulaşmanız o yönde mümkündür. Yani hedefinize ulaşmış bulunuyorsunuz. Burayı da biraz önceki aynı yere etiketledik. <laughs> Veç kendisi zat şeklinde etiketledik. Kıbleye yönelmede farz olan tıpatıp isabet değil, kuvvetli bir zan ve en üst derecedeki kanaattir. Kıbleye yönelmede farz olan tıpatıp isabet değil ki bu çok zor. Kuvvetli bir zan ve en üst derecedeki kanaattir. Zira Kabe'nin kendisine yönelme imkanımız bulunmamaktadır mesafeden dolayı. Aslında kıblenin belirlenmesi hiçbir yönüyle şüphe arz etmeyecek bir kesinlikle olmayıp sadece elden gelen fikri gayretle gerçekleşir. Bu husus mesela su, çamaşır, elbise ve benzeri gibi değildir. Bu nesneler aslında temiz olup ibadete engel teşkil eden pislik sonradan oluşur. Kişinin bunları asli hüviyetine temiz olanına ulaşma daima imkanı mümkündür. Kıble konusu ise tıp atıp kendisine isabet değil, araştırıp karar verilmesi esasına bağlanmıştır. kıbleye yönelmede farz olan tıpatıp aynen isabet değil kuvvetli zan ile en üst derecede kanaattir. Kıble konusu tıpatıp kendisine isabet değil araştırıp karar verilmesi esasına bağlanmıştır. Allah rahmeti geniş olan ve her şeyi bilendir. Ayetin bu kısmında yer alan vasi kelimesinin zengin veya cömert manasına geldiği belirtilmiştir. Çünkü kulların Allah'ın rızasına vesile kıldıkları şeyi kabul etmiş ve kıble konusundaki hareket alanlarını genişletmiştir. Her şey bilendir. işlerinden kurup niyet ettikleri şeyler. Fekalu tehezallahu veleden subhaneh bel lehu ma fissemavati vel ard kullun lehu qanitun. Bir de Allah evlat edindi dediler. Haşa o bundan münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde olanların hepsi ona aittir. Hepsi onun iradesine boyun eğmiştir. Bir de Allah evlat edindi dediler. Haşa o bundan münezzehtir. Bu ilahi beyanda Cenab-ı Hakk'ın Hristiyanların iddia ettiği yakışıksız şeylerden zatını tenzih edişi ve iddialarının reddi vardır. Ayetin manası nihayet gerçeği bilen Allah'tır ya şöyledir ki duyulur alemde çocuk sahibi olmak veya evlat edinmek buna ihtiyaç hissettiren üç sebepten birine bağlı bulunur. Dünyada çocuk veya evlat edinmek buna ihtiyaç hissettiren üç sebepten birine bağlıdır. Baskın gelen şiddetli çocuk arzusunun yerine getirilmesi, hissettiği yalnızlığın şefkiyle arkadaş edineceği bir yahut kendisini ezecek düşmanın def etmesi için yardımını isteyeceği birine muhtaç olması. Aziz ve celil olan Allah herhangi bir şeye muhtaç olmaktan, yalnızlık hissine kapılmaktan veya düşmanına yenilmekten münezzeh olduğuna göre neden evlat edinsin? Bilakis göklerde ve yerde olanların hepsi ona aittir. Allah'a evlat nispet edenlerin iddialarına cevaptır. Göklerin ve orada bulunanların, yerin ve oradaki her şeyin sahibi, hakim olan varlık için herhangi bir ihtiyaç doğmaz ve hiçbir düşman onu yenilgiye uğratamaz diye. Zira bunların hepsi onun mülkü olup kendi planlamasına, icrasına, emir ve tasarrufunun yürütülmesine hazır bulunur evlat edinme gibi bir şeyi talep etmesi ancak biraz önce değindiğimiz hususlardan birine maruz kalması halinde bahis konusu olur. Oysa ki Allah zalimlerin ileri sürdüğü şeylerden yücedir, pek yücedir. Allah'a izafe edilen evlat edinme iddiasının imkansızlığı görüşüne dost edinme eylemine dayanarak karşı fikir öne sürülürse buna şöyle cevap verilir. Müellif Maturidi Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Müellifindeki ayete işaret etmektedir. Allah İbrahim dost edinmiştir. Allah'a izafe edilen evlat edinme iddiasının imkansızlığı görüşüne Allah dost edindi denerek karşı çıkılırsa şöyle cevap verilir. Burada dostluk Dost edinecek varlığın özünden, cevherinden olmayan biriyle oluşmaktadır. Evlat ise sadece kendi özünden olur. Dostluk, dost edinecek varlığın özünden olmayan biriyle oluşmaktadır. Kendi zatının dışındaki biriyle ol olmaktadır. Evlat ise sadece kendi özünden olur. Hüseyin bin Necer bu kanaati benimsemiştir. İkincisi Dostluk kişinin eskiden beri gerçekleştirdiği bazı eylemler sebebiyle konumunun yükselmesi ve mertebesinin üst dereceye çıkmasıyla oluşur. Öyleyse bu davranışlarıyla mükafat anlamında dost edinilmeye hak kazanır. Birinin evladı olmak ise gerçekleştirilen bazı fiillerle değil, hak kazanacağı bir durum olmaksızın onun çocuğu olur. Allah Teala çocuğun oluşmasına vasıta teşkil eden şeyi kendi zatından uzaklaştırma bağlamında şöyle buyurmuştur. Onun eşi olmadığı halde çocuğu nasıl olabilir? Üçüncüsü, Ravendi'nin şu yorumudur. İbn-i Ravendi'nin şu yorumudur. Allah'ın zatına evlat nispet etme ya da sadece bir isimlendirme, niteleme şeklinde veya gerçek manasıyla olur. Evlat nispet etme ya sadece isimlendirme ya da gerçek anlamıyla olur. Dost diye isimlendirmenin gerçekleşme yönü bellidir. Fakat bu ihtimal evladı olmakla nitelendirilmede bahis konusu değildir. Evladın sadece bir isimlendirme, niteleme çerçevesinde Allah'a izafesi hakkında da dini bir izin gelmemiştir. Dost hakiki anlamda olabilir, mecazi anlamda olabilir. Çocuk hakiki anlamda Allah'a atfedilemez. Allah'a mecazi anlamda kullanılmasının dair de dini bir izin gelmemiştir. Bu kısmı bir işaret diyelim. Bilakis göklerde ve yerde olanların hepsi ona aittir. Mealindeki beyanına yönelik bir yorum daha vardır. Denebilir ki göklerde ve yerde bulunan herkes onun erkek ve kadın kullarıdır. Göklerde yerde bulunan herkes. Onun erkek veya kadın kullarıdır. Siz evlat sahibi olmaya şiddetle ihtiyaç duyduğunuz halde köle veya cariyelerinizden edinmeyi münasip görmezsiniz. Peki aziz ve celil olan Allah'a müstahini olmasına rağmen aynı şeyi nispet etmeyi nasıl yakıştırabilirsiniz? Başarıya ulaşmak ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Her şey onun iradesine boyun eğmiştir. Ayetin bu kısmı için farklı yorumlar yapılmıştır. Denildi ki göklerde ve yerde olan herkes melekler, İsa, Üzeyir ve Allah'ın evlat edindiğini ileri sürdüğünüz diğerleri onun iradesine boyun eğmiş, Rab oluşunu benimsemiş, onun kulu olduklarını kabullenmiştir. Göklerde ve yerde olan herkes, melekler, İsa, Üzeyir, Allah'ın evlat edinine ile sürdüğünüz diğerleri, onun iradesine boyun eğmiş, Rab oluşunu verimsemiş, onun kulu olduklarını kabullenmiştir. Bir de kanitun kelimesi, mutiun, yani itaat edenler diye yorumlanmıştır. Yani göklerde ve yerde olanların hepsi ona itaat edip boyun eğmiştir. Şöyle de denilmiştir, kanit, kaim ga demektir. Ne var ki? Kaim iki şekilde olur. Biri ayakları üzerine dikilip duran, diğeri bir şeyi koruyup gözeten. Kaim iki anlamda olur. Biri ayakları üzerinde dikilip duran, diğeri bir şeyi koruyup gözeten. Şimdi buradaki kanit kavramıyla ayakları üzerinde dikilip duran manasının kastedilme ihtimali bulunmadığına göre yorum. Allah'a itaat etme ve üzerine düşen görevleri belirleyip yerine getirme şeklinde Döner. Şu ayetik kerimede olduğu gibi herkesin yaptığını gözetleyip kayda geçiren Allah böyle olmayan putlar gibi olur mu? Herkesin yaptığını gözetleyip kayda geçiren Allah böyle olmayan putlarla bir olur mu? Burada Allah gözetleyip kayıt altına aldığı şey kulun görevini yerine getirmesi ve ele geçirdiği rızıktır. Hepsi onun iradesine boyun eğmiştir. Mealindeki beyanın bir yorumunun da insanların selim yaratılışlarının tenzih edilmesi şeklinde olabilir. Zira herkesin fıtratı Rabbini evlat sahibi olma gibi müşriklerce ileri sürülen sıfatlardan tenzih eder. Şurasına da fıtratı işaretleyip devam edelim. hepsi onun iradesine boyun eğmiştir. Mealindeki beyanın bir yorumu insanların selim fıtratlarının tenzih edilmesi şeklinde olabilir. Zira herkesin fıtratı Rabbini evlat sahibi olma gibi müşriklerce ileri sürülen sıfatlardan tenzih eder. Bir de şöyle söylenebilir. Hepsi onun iradesine boyun eğmiştir. Genel bakışta bütün insanlar şu ayet-i kerimenin işaret ettiği gibi onlara kendilerini kimin yarattığını soracak olursan Şüphesiz ki Allah diyeceklerdir. Allah için ayakları üzerinde dikilip duran anlamı verilemeyeceğine göre diye geçti. Burasına bir de müteşabihlerin anlaşılması diye işaretleyip ilerleyelim. Bediyus vel ard ve izâ fe innemâ kün fe O göklerin ve yerin sanatkarane yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasına hükmedince sadece ol der, o da olu verir. O göklerin ve yerin sanatkarane yaratıcısıdır. Bediyus semavat e, sanatkarane yaratıcısıdır. Gökler ve yer mevcut değilken şey değilken yokken Allah onları ilkin yaratmıştır. Bedi, mübdi ve mübtedi aynıdır. Manaları da benzerini kimsenin başaramadığı bir şey icat eden demektir. Bedi, mübdi, mübtedi manaları aynıdır. Benzerini kimsenin başaramadığı bir şeyi icat eden demektir. Bu içerikten hareketle, şahsi duygu ve düşüncelerine dayanarak söz söyleyen veya fiil işleyen kimseye de müptedi bid'atçı denilmiştir. Daha önce öylesinin benzerini meydana getiren kimsenin bulunmaması açısından, davranış söz açısından daha önce söylenmeyen bir şey söyleyene de müptedi bid'atçı denilmiştir. Bu ilahi kelamda Allah'ın evlat edindiğini söyleyen zümrelere karşı güçlü bir delil vardır. Bu kelam şunu demektedir. Gökleri ve yeri hiçbir temel madde veya vasıta olmadan yaratmaya güç yetiren Allah, İsa'yı baba olmaksızın yaratmaya nasıl muktedir olmaz? Gökleri ve yeri hiçbir temel madde, evlât, inat veya vasıta olmadan yaratmaya güç yetiren Allah, Burasını Bediüzzaman'dan çıkartmış oldu. Gökleri ve yeri hiçbir temel madde veya vasıta olmadan yaratmaya güç yetiren Allah, İsa'yı baba olmaksızın yaratmaya nasıl muktedir olmaz? İkincisi, sizin nazarınızda başarılması zor olup büyük önem taşıyan evreni yaratma fiiline yine sizin kriterlerinize göre iki harften ibaret bulunan ol emriyle güç yetiren bir varlık İsa'yı baba olmaksızın var etmeye nasıl güç yetiremez? Buraları bir etiketleyelim. Devam etmeden. bir şeye hükmedip karar verince sadece ol der, o da olu verir. Denildi ki yani bir toplumun kökünden yok edilmesine hükmedince sadece ona ol der, o da olu verir. Kün feyükün ifadesi Allah'ın gerçekten kaf ve nun harfleriyle kün demesi anlamına gelmez. Kün feyü, kün ifadesi Allah'ın gerçekten kaf ve nun harfleriyle kün kelimesini söylemesi anlamına gelmez. Ancak bu anlaşılabilir, tam bir manayı en kısa sözle ifade edebilen bir metindir. Ancak bu kün iki harflik bu emir fiili bu anlamı anlaşılabilir, tam bir manayı en kısa sözle ifade eden metindir. Arap dilinde anlaşılabilecek bir muhtevayı iki harfle ifade edecek bundan daha kısa bir ifade tarzı bulunmamaktadır. Kün Allah'ın gerçekten kaf ve nun harfleriyle kün ifadesini söylemesi anlamına gelmez. Ancak bu anlaşılabilir tam bir manayı en kısa sözde ifade edebilen bir kelimedir. Arap dilinde anlaşılabilecek bir muhteva manayı iki harfle ifade edecek bundan daha kısa bir ifade bulunmamaktadır. Bunun dışındaki söyleme biçimleri bazı ek bağlantılar ve edatlardan ibaret olup muhtevalarla nüfuz etmek mümkün değildir. Burası da Mahatürde'nin görüşü. edelim. Kün anlama, kün ne anlama gelir? Kün emrinin mahiyeti anlamı okuyup geçelim. Kün fe ifadesi Allah'ın gerçekten kaf ve nun harfleriyle kün kelimesini söylemesi anlamına gelmez. Ancak bu anlaşılabilir tam bir manayı en kısa sözle ifade eden bir metindir. Arap dilinde anlaşılabilecek bir muhtevayı iki harfle ifade edecek bundan daha kısa bir ifade bulunmamaktadır. Bunun dışındaki söyleme biçimleri bazı ek bağlantılar veya edatlar harfi cerrilerden ibaret olup muhtevalarına nüfuz etmek mümkün değildir. Tefsirini yapmakta olduğumuz ayeti kerime bir şeyi yaratmanın o şeyin ta kendisi olduğunu söyleyen kimseyi dolaylı bir şekilde reddetmektedir. Bir şeyi yaratmanın, yaratma fiilinin o şeyin kendisi olduğunu söyleyen kimseyi yani tekvin mükevvenin aynıdır diyen kimseyi dolaylı şekilde reddetmektedir. Allah'ın sıfatlarının zatı gibi kadim olduğu alimlerce kabul edilmekle birlikte kainatı yaratıp yönetmesini ifade eden fiili sıfatlar hakkında başta mutezile ve kısmen eşari kiramcıları farklı bir tutum sergilemişlerdir. Bunun sebebi maturidilerce tekfin oluşturmak, nesne ve olayları meydana getirmek diye topluca ifade edilen fiili sıfatların tecellisi olarak meydana gelen nesne ve olayların sonrasında vücut bulmasıdır. Maturidilerce tekfin sıfatıyla düşünülürken diğerlerince fiili sıfatlarla düşünülmektedir. Dolayısıyla burada sıfatın tekfinin kadim eserinin mükevven yaratılan şeyin hadis olması problemi ortaya çıkmaktadır. Zaman unsurunun rol oynadığı bu meselede Maturidi kelamcıları sıfatın yani tekvinin kadim olmasının eserin yani mükevvenin de kadim oluşunu gerektirmediğini kabul eder. Diğerleri aksini savunur. Yani tekvin mükevven aynıdır, farklıdır meselesi. Maturidilere göre tekvin ayrı, Allah'ın sıfatı, mükevven yaratılan ayrı. Diğerleri de aynı savunur. Bu ifade bir şey yaratmanın o şeyin kendisi olduğu, tekvin mükevvenin aynı olduğu söyleyen kimseleri dolaylı şekilde reddetmektedir. Çünkü Allah bir şeye hükmedince anlamında ve izâ gada emran buyurdu. Önce gada sonra emran ardından kün fe yekün dedi. Tekvin zaman ve oluşum açısından mükevven ile aynı olsaydı tekvin ile mükevven Yaratma sıfatı yaratılan aynı olsaydı fiilen yaratmayı ifade etmek için önce ol anlamında kün sonra da oluver anlamında fekün demesine gerek kalmazdı. Yani kün emri aynı anda tekfin kendisi olur ve şey o nesne varlık vücut bulurdu. Şu halde sözü edilen ilahi beyanın kuruluşunu tekfinin mükebenin aynı değil gayrı olduğunu göstermektedir. Şöyle yapalım. Şunun da belirtilmesi gerekir ki tekvin sıfatı ya önceden yokken sonradan oluşmuştur veya ezelde mevcuttur. Tekvin sıfatı ya sonradan ortaya çıkmıştır veya ezeli bir sıfattır. Önceden bulunmayıp sonra olmuşsa bu oluşum ya kendi başına gerçekleşmiştir ki bu mümkün olduğu takdirde her konuda geçerlidir veya başka birinin oluşturması sayesinde vuku bulmuştur. Bu ikinci durumda ise sonsuza kadar etkileşimler birbirine bağlantılı ihtaslar söz konusudur ki bunun yanlışlığı açıktır. Tekvin sıfatı ya ezelidir ya değildir. Eğer değilse, sonradan ortaya çıkmışsa, bu mümkün görülürse ya kendi kendine veya başkasının etkisiyle ortaya çıkmıştır. Bu ikinci durumda başkasının etkisiyle ortaya çıktıysa sonsuza kadar bu etki devam eder. Halbuki tesesülün yanlışlığı açıktır. Sonuç olarak ihtas ve tekvinin hadis olmayıp Allah Teala'nın ezelde onunla muhtis ve mükevvin diye nitelendiği ortaya çıkmıştır ki ta ki her şey onun dilediği zamanda vücut bulsun. Tekvin sıfatı Allah'ın ezeli bir sıfatı olduğu ortaya çıkmıştır. Ta ki her şey onun dilediği zamanda vücut bulsun. Burayı da aynı yere etiketleyelim. Ve قال الذين لا يعلمون يكلمون الله كذلك قال الذين من قبلهم مثل aşkın alemin mahiyetini bilmeyenler la ya'lemun aşkın alemin mahiyetini bilmeyenler Allah bizimle konuşmalı veya tarafımıza maddi bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan önce gelenler de aynen kendi söyledikleri gibi söylemişlerdi. Kalpleri ne kadar birbirine benzemiş. Gerçekte biz hakikatleri bilip kavramak isteyenlere ayetlerimizi açık ve anlaşılır kıldık. Aşkın alemin mahiyetini bilmeyenler. Allah bizimle konuşmalı veya tarafımıza maddi bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Bu ilahi beyan hakkında birkaç yorum ortaya konulmuştur. Denildi ki bilmeyenler gerçekte bildikleri halde birikimlerinden faydalanmadıkları için Allah tarafından böyle nitelendirilmiştir. Bu daha önce geçmişte bilgisi olduğu halde bilgisini kullanmayanlar ehli kitap bilgilerinden faydalanmadıkları için böyle söylenmiştir burasına aynı yere etiketleyelim. Bilmeyenler gerçekte bildikleri halde birikimlerinden faydalanmadıkları için Allah tarafından bilmeyenler diye nitelendirilmiştir. Yine denildi ki Rablerinin birliğini bilmeyenler olup onlar Arap müşriklerinden ibarettir. Bunlar Hz. Peygamber'e Allah bizimle konuşmalı veya senin elçisi olduğunu bildiren bir ayet fiziki bir mucize bize gelmeli değil miydi? şeklinde hitap etmişlerdi. Bilmeyenler Allah'ın kendileriyle konuşmasını temenni edecek bir dereceye ulaşamadıklarını bilmeyenler demektir de denilmiştir. Bir de şu yorum yapılmıştır. Allah kendileriyle konuştuğunun ve gerek vahiy yoluyla gerek peygamberine nübüvvetini kanıtlayan ayetler, mucizeler vermek suretiyle gerçekleri haber verdiğinin farkında değildirler. Buna rağmen inat göstermeye devam ederler. Buradaki ilk kanaat matüldüğün gibi. Birikimlerini kullanmayanlar. Onlardan önce gelenler de aynen kendi söyledikleri gibi söylemişlerdi. Denildi ki onlardan önce gelenler İsrailoğulları Hazreti Musa'ya Arap müşriklerinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e söyledikleri gibi söylemişlerdi. Müşriklerin talebi şöyleydi. Huzurumuza çıkmayı arzu etmeyenler bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Ayetin bu kısmı için Yahudiler Hristiyanlar gibi veya Hristiyanlar Yahudiler gibi talepte bulundular şeklinde yorumlar yapılmıştır kalpleri ne kadar birbirine benzemiş? Denildi ki kalpleri küfür ve düşüncesizlikte birbirine benzemiş. Yine denildi ki kalpleri söyleyiş ve işleyişte birbirine benzemiş. Çünkü onlar gerçek olanı sormak için değil, güçlük çıkarmak için istekte bulunmuşlardır. Kısımda daha önce tekrarlanmıştı. Ne için soru sorulduğuna dikkat etmek gerekir diye. Onlar gerçek olanı sormak için, anlamak için değil, güçlük çıkartmak için istekte bulunmuşlardı. Onlardan önce gelenler de aynı şeyi söylemişlerdi. İki şekilde yorumlanabilir. Birincisi ayette yer alan muhteva, ikincisi gerçeği anlama statüsünde değil, güçlük çıkarıp zorbalık taslama talebi. Zaten Allah Teala doğru yol peşinde bulunanlar için irşat ayetlerini göndermiş ve göstermiştir. Burada aynı konuyla ilgili güçlük çıkartmak için soru sormuşlar. Gerçekte biz hakikatleri bilip kavramak isteyenlere ayetleri açık ve anlaşılır kıldık. Hakikatleri bilip kavramak isteyenler, niyeti iyi olanlar için açık ve anlaşılır kıldık. Şöyle denildi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin inadından vazgeçip inanmak ve tasdik etmek isteyen için Allah elçisi konumundaki durumunu ortaya koyduğumuz ayet ve delilleri açıkladık. Hz. Muhammed'in peygamber olduğuna dair delilleri açıkladık. İnadından vazgeçip inanmak, tasdik etmek isteyenler için inat olduğu müddetçe açıklamanın bir anlamı etkisi olmuyor. Bunu da aynı yere işaretleyelim. Soru sorma amacı güçlük çıkartmak. Bunu okuyup bitirelim. İnna erselnake bil hakki beşiren ve ve la tuselu an ashabil cehim. Biz seni ey Muhammed müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak hak ile gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu olacak değilsin. Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak hak ile gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu olacak değilsin. Yukarıdaki ayetlere bağlanırsa inatla direnenlere karşı sorumlu değilsin. Biz seni hak ile gönderdik. Denildi ki biz seni ey Muhammed Muhataplarını tevhid inancından ibaret olan Hakk'a davet etmen için gönderdik. Hak ile bilhak ifadesi Kur'an'la kesin delil ve ayetlerle şekline de yorumlanmıştır. İtaat edene müjdeleyici, isyanda ve emrine muhalefette bulunanı cehennem ateşiyle uyarıcı. Bir de şöyle denildi, Hak ile Allah'ın insanlar üzerindeki ve onların birbirlerine karşı olan haklara dikkat çekme ve yerine getirilmesine kılavuzluk etmen amacıyla. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. Bütün bunlardan sonra sen artık cehennemliklerden sorumlu değilsin anlamında olması mümkündür. Nitekim bu ilahi beyanın gelişinden sonra Resulullah'ın onlardan sorumlu tutulduğu nakledilmemiştir. Şu halde ilahi beyan kayıptan haber vermesi açısından Hazreti Peygamber için bir mucize özelliği taşır. Denildi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keşke anne babamın ölüm sonrası hayatta ne yaptıklarını bilsem temennisinde bulunmuş. Anne babamın ölüm sonrası hayatta ne yaptıklarını bilsem temennisinde bulunmuş. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirmiştir. Ayetin bu kısmının ilk kelimesinde farklı iki koyuş vardır. Biri T üstün harekesiyle la tesel sorma şeklinde olup biraz önce naklettiğimiz rivayetle bağlantılıdır. Bununla birlikte aynı kelimeye şöyle bir anlam da verilebilir cehennemliklerle vakit geçirmemelisin. Bu senin için bir külfet ve gereksiz bir meşgale olur. Bir de ta harfinin ötreli okunmasıyla sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. Yani sen ey Muhammed cehennemliklerin kalp hayatından sorumlu değilsin. Bu yorum şu ayet-i kerimelerin muhtevasıyla benzerlik arz eder. Siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. De ki Allah'a itaat edin, Resulüne de itaat edin eğer yüz çevirirseniz şüphe yok ki onun sorumluluğu kendisine yüklenen, sizin sorumluluğunuz da size yüklenen görevlerdir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez ve benzerleri. Burada